İyi günler ekonomide görünümle karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde önce bir piyasalara bakalım. Sonra bu hafta öne çıkan gündemde neler vardı ekonomide? Ve bugünün en önemli gündem maddeler arasında neler var? Bunlara bakacağız. Kuyum sektörüne taksit imkanı arttırıldı. 4'ten 8'e çıktı. Bunu konuşacağız. Piyasalar tarafına baktığımızda dün Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi, 2,5 puanlık faiz indirimiyle 16.50'den 14'e geldi. Diğer taraftan Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi, ara verilmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile varılan anlaşmalar, tüm bunlar jeopolitik risklerin azalmasını dolayısıyla piyasaların desteklenmesine neden oldu. Borsa İstanbul 100 bin puan seviyesinin üzerinde. Dolar TL'de 5.76 seviyesindeyiz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki gerilimin artması, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekonomik yaptırım ve tehditler, Trump tarafından gelen tehditlerle 5.93 seviyesine kadar çıkan dolar. Önce Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşma, ardından Rusya ile varılan anlaşma sonrası 5.80'in altına gelmiş durumda. Euro TL 6.40, Euro dolarsa 1.11 seviyesinde işlem görüyor. Faize bakalım, faiz ne durumda? 13.06, orada da gerileme var. Altın onsu 1500 doların üzerine çıktı yeniden. Orada son 1-2 haftadır 1500 doların altındaydı. Gram altın 280 liranın hemen altında. Petrol 61 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi biliyorsunuz yeni vergi tasarısı vardı. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın toplantısı. Merkez Bankası faiz indirimine devam ediyor. Nereden nereye geldi? Bakın Temmuz'da %24'tü ve son 3 toplantıda %14'e kadar geriledi. Önce Temmuz'da 4,25 puan, Eylül'de 3,25 puan, Ekim'de de 2,5 puanlık bir indirim meydana geldi. Toplamda 10 puanlık bir indirim, 1000 bas puanlık indirimle 24'ten %14'e gerilemiş oldu. Tabii bunun yansımalarını da görüyoruz. Nerede görüyoruz? Özellikle hayatımızda nerede görüyoruz? Konut kredi faizleri 0,99'a kadar geldi. Bunun üstüne bir indirim daha olur mu? Göreceğiz. Taşıt kredi faizleri 0,49-0,69 aralığına çekildi. Bu da tarihi düşük seviyeler. Diğer taraftan bu kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalar. Diğer taraftan bankaların ortalama kredi faizlerine baktığımızda konutta gelinen nokta 21.19'dan 13.14'e geldi konut. Haziran'da 21.19'du. Diğer taraftan taşıt da %30'un üzerinde kredi faiz oranı. Oradan geldi %15'ler seviyesine gerilemiş oldu. İşte gördüğünüz gibi bunun devamı beklenebilir. Diğer taraftan bankaların ortalama kredi faizinde böyle bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklamalar geldi. Faizle ilgili açıklamalar geldi. Faize tek haneliye geçtiğimiz anda çok da seri olarak enflasyonda da ciddi manada düşüşü göreceğiz. Bu bir şeyi getirecek. Türkiye'de yatırımlar sıçrayacak dedi. Türkiye'de yatırımlar sıçrama yapacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kadar yüksek faizle yatırım olur mu diye sordu. Parayı pahalıya satın alan bir insan yatırım yapabilir mi? Faizler düşünce işte hem konutta hem otomotivde faizler düştü. Otomotiv ve konut satışları artmaya başladı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son konut satışları uzun zamandır hep eksideydi. Artıya geçti. %15'lik bir artış vardı. Diğer taraftan otomotiv satışlarında yarı yarıya azalma vardı. Şu anda ciddi bir hareketlilik söz konusu. Otomobil satışlarında bunu görüyoruz. Şimdi bir diğer önemli konu bugün gündeme geldi. Bugünün önemli konularından bir tanesi de kuyumda taksitlendirme. Kuyumla ilgili harcamalarda taksit arttı. Kredi kartıyla kuyum alışverişlerinde taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl kur şokuyla birlikte bu taksit kaldırılmıştı. Daha sonra bu yıl 4'e çıktı, şimdi 8'e çıktı. Peki bunun nasıl bir avantajı var? Vatandaş açısından ne ifade ediyor? İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık telefon attığımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Serdar Bey, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Şimdi siz de uzun zamandır talep istiyordunuz taksit sayısının artmasını. Geçtiğimiz yıl özellikle cari açıkla mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmıştı. Bunlardan bir tanesi de kuyumda taksit sıfıra indirilmişti. Kuyum taksiti yoktu. Bu yılın başlarında 4'e, şimdi de 8'e çıktı. Bu vatandaş için ne ifade ediyor? Bir kolaylık sağlayacak mı? Kuyum sektörü açısından, kuyumcular açısından nasıl bir fayda sağlayacak? Şimdi BDDK'nın yani Bankacılık Günü Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun taksitle ilgili aldığı karar kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Esnaflar olarak çok mutluyuz. Kuyumculuk sektöründe taksit sayısının 4'ten 8'e çıkması bizim satışlarımızda %30, %40 kadar bir artış olacaktır. Bu perakende esnafımıza yansıdığı gibi
Dolayısıyla zincirleme olarak toptan esnafımıza ve üretime yansıyacaktır ve istihdam artacaktır. Burada vatandaşlarımızın da en büyük isteği bu taksit sayısının artırılması. Çünkü kuyumculuk malzemesi olan altın ve mücevher pahalı bir emtia. Nakit parayla bunun alışverişi yapılamıyordu. Bize Anadolu esnafımız uzun bir süredir birçok müşterinin mağazaya geldiğini, ancak taksit miktarının az bulduğu ve yeterli miktarda nakit parası olmadığı için alışveriş yapmadan ayrıldığını söylüyorlardı. Şimdi tüm bunlar Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun aldığı yeni bir kararla geride kaldı. Taksit miktarının artırılması bizim istihdam yoğun bir sektör olduğumuzdan dolayı istihdamımıza çok artı bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca taksit miktarının artması kredi kartında bizim vergi vermemizi daha çok artıracak ve kayıt içine girmemizi sağlayacak. Peki burada, şu noktada şunu bir aydınlatalım. Şimdi bu kredi kartıyla yapılan alışverişlerde takı ve mücevher harcamalar için, yani örneğin çeyrek altın, gram altın, külçe altın, bunlarda taksitlendirme var mı yok mu? Önce onu sorayım. Bunlarda kesinlikle yok Serdar Bey. Sadece işçilikli ürünlerde taksit miktarı var. Yani çeyrek, yarım, cumhuriyet altını, işte gram altın külçe veya altın. Külçe altın da yok. Peki bilezikte var mı? Bilezik. Bilezikte var mı? Var efendim. Çünkü o da işçilikli bir üründür. Bunda kesinlikle var bilezikte. Bilezik, kolye, küpe değil mi? Yani evet, takı ürünlerinde mi? Mücevher, elmas, bunlar da taksit 8 taksit olarak yürürlüğe girdi. Burada şunu belirtmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın talimatıyla, işte Bankacılık Düzenleme Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Ali Akden'in de gayretiyle bunu hayata geçirdiler. Sektörümüze çok önemli bir katkı sağladılar. Ve vatandaşlarımız da bundan çok önemli bir fayda sağlayacaklardır. Çünkü düğünlerimiz erteleniyordu, hediyeler alınamıyordu. Sadece lüks tüketim sektörü olarak görülmesi doğru değil kuyumculuğun. Burada 400 bin kişi istihdam var, 2 milyon kişi ekmek veriyor, yiyor ve dünyada da ihracatta ikinciyiz Serdar Bey. Böyle bir önemli sektörde bu katkıyı sağladıkları için Bakanımıza ve BDDK Başkanımıza sonsuz teşekkür, şükranlarımızı sunuyoruz. %20, %30 civarında bir artış bekliyorsunuz. Daha fazla, %30, %40 yani. Bu moral ve motivasyonla biz önümüzde yılbaşı geliyor işte. Bunun semeresini çok yakında göreceğiz. Yani bu üretime de yansıyacak. Çünkü tamamen kuyumculuk sektörü yerli üretimdir. Yani dışarıdan hiçbir ithal malımız yok. Kendi işçimiz, kendi emeğimizle üretilen bir ürünleri satmaktayız. Fiyatlandırma açısından şimdi fiyat, altın fiyatı, mücevher fiyatı sürekli değişen bir şey. Siz bugün kredi kartıyla aldığınızda ona artık sabitlemiş oluyorsunuz. Yani 8 taksit yaptığınızda. Dolayısıyla burada bir zorluk çekilebilir mi kuyumcu açısından? Ve taksitte herhangi bir komisyon veya fiyat, yani peşin almakla taksitte almak arasında bir fiyat farkı oluşur mu? Şimdi kredi kartında tek çekimlerde zaten vatandaşa hiçbir şey yansımıyor. Ama bu kredi kartı taksitlerine uzadıkça bankaların bir faiz oranı var. Bu da zaten geçen hafta bilginiz vardı Serdar Bey. Merkez Bankası post cihazlarındaki faiz oranları da 1.60 tavan fiyatı koydu. Yani çok olumlu bir yaklaşım yaptı. Çok kuyumcular tarafından herhangi bir fiyat farkı olur mu? Yani peşin alımla kredi alışverişinde? Hayır, kesinlikle. Kesinlikle. Böyle bir durum olduğunda bizim 40 bin tane kuyumcu üyemiz var. Böyle bir şikayet olduğunda vatandaşlarımız direkt o illerindeki odalara ve derneklere veya direkt İstanbul Kuyumcular Odası'na başvurabilirler. Hiçbir zaman taksitten aldığınız fiyatta şu kadar ekliyoruz diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Rahat olsunlar. Önemli bir ayrıntı. Bu konuda herhangi bir şikayet olursa sizlere başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle bize başvursunlar. Peşinle, yani nakit almakla kredi kartıyla almak arasında herhangi bir fiyat farkı yok. Çok teşekkür ederiz. Hiçbir farkı yok. Kuyumcular açımızdan hiçbir ekleme olmayacak. Yalnız taksite uzattıkça banka komisyonlarında bir fark oluşur. Yoksa kesinlikle kuyumculara bir ekleme, bir artış olmayacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık'la konuştuk. Bugünün güncel gelişmesi BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek. Ama şunu belirtelim, bunun içinde külçe altın, çeyrek altın, gram altın yok, onu belirtelim. Takı ve mücevher harcamalarında taksit süresini 4 aydan 8 aya çıkardı. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız o taksit kaldırılmıştı. Çünkü cari açıkla mücadele kapsamındaki alınan önlemler çerçevesinde o kaldırılmıştı. Bu yıl önce 4 ile başladı, 4 taksitle. Şimdi de bu taksit sayısı 8 aya çıkarılmış oldu. Kuyumcular bundan memnun. %30, %40 satışların
artacağını öngörüyorlar. Dolayısıyla bu gelişmeyi de ayrıntılandırmış olduk İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı'yla. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktardık haftanın son işlem gününde. Hoşçakalın.